Και και <τυρίζοντας> Σε λίγο στην εκπομπή μαζί πυρληκτέ. Θα ασχοληθούμε με έναν ντοκιμαντέρ μέσα από το οποίο θα γνωρίσουμε καλύτερα τον ακαδημαϊκό συγγραφέα και μέλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθηγητή Δ. Νιαζί Κιζίλιουρεκ. Ασόρα, μαζί μπιλικτέ προγραμμάντα, ακαδημισιάν Ιαζάρ, Αρπο Παρλαμέντο Δ. Νιαζί Κιζίλιουρεκ, Δ. Ιακεντάντα Νιαζί O Niyazi Kızıl Yürek, Gnostoskeos figas ton etnon, Girise tin plati tuz ton Turkiko keleniko etnikizmo Kipro, Ke afiyerosi ti Oliki Kipro. Kibris'te Türk ve Helen milliyetçiliklerine sırtını dönen Ve hayatını Oliki Kipros, Bütün Kibris'e adayan Niyazi Kızılyürek, namı diğer uluskaça. Ακολουθεί tü İzleyeceğiniz belgesel Vasfi Çiftçioğlu tarafından 2008 yılında çekilen Ötedeki adlı belgeselin Niyazi Kızılyüreğ'in son kitabı Ulus Kaça'yla birlikte güncellenmiş halidir. Ben Utopya'nın yollarında büyüdüm. Onun şarkılarını söyledim. Onun adaletine inandım. Kavafes'in İtaki yolculuğu gibi. Hayat beni iki toplumlu, iki dilli, tek bölgeli kıldı. Kıbrıs'ın bütününün insanıyım. Biz dediğimde Mehmet ile Yannis, Ayşe ile Maria aynı anda aklıma düşer. Fakat benim esas derdim biz ve onlar ayrımını aşmaktır. O ligi Kipros, bütün Kıbrıs, bütün Kıbrıs'a ulaşmaktır. Niyazi Kızıl Yürek 1959 yılında üç kardeşin en büyüğü olarak dünyaya gelir. Doğduğu gün olan 7 Aralık, Makaryosu'nda Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçildiği gündür. Yeni kurulan cumhuriyetin ilk yurttaşlarından olan bu küçük bebeğin tarihinin başlangıcı, aynı zamanda birçok Kıbrıslı'nın da etnik çatışma, şiddet ve göç olgularıyla yoğrulacağı bir tarihin başlangıcına denk düşer. Tarihin pusulası 1964 yılının Şubat ayını gösterdiğinde Kıbrıs'ta etnik çatışmalar artar ve Bodamya köyüne komşu olan Aysozomonu yani Arpalık köyüne Rumlar tarafından bir baskın düzenlenir. Bu baskın sonucunda birkaç Türk'ün hayatını kaybetmesi civar köylerde yaşayan Kıbrıslı Türkleri de tedirgin eder. Dohni ve Bodamya'da yaşayan Kıbrıslı Türkler olası bir baskın ve çatışma korkusu ile ...köylerini terk ederek Luricina'ya doğru yola çıkarlar. Luricina'ya doğru çıkılan bu yolculuk... ...o zamanlar henüz 5 yaşında olan Niyazi'nin... ...bütün hayatı boyunca çıkacağı yolculukların ilki olur. 1964 yılı Şubat ayı Bodamya Köyü'nü terk ettik... ...ve Luricina'da e, göçmenlik hayatımız başladı. İlginçti, e, Luricina... E, bütün civar köyleri ağırlamak e, durumunda kalmıştı. Dali, Ayşuzamuno, Odamya, Koşi, Petrofan gibi köylerden e, Kıpısı Türkler Lurijina'ya yı yıldılar ve e, köy nüfusu yarıya yakın bir şekilde artmıştı. Ve e, orada başlayan hayat öncelikle yerli Lurijinalı ailelerin yanında misafir olarak başladı. Sonra yapılan göçmen evlerine taşınıldı. Ve 64'ten 74 yılına kadar o kapalı bölge olan Lurijina getosunda geçti hayat. Lurijina benim hayatımda çok ayrı bir yeri var. Neden? Çünkü ben hatırlamaya başladığım zaman anılarımın nerede başladığına baktığım zaman doğduğum Bodamya köyünü hatırlamıyorum ama Lurijina'ya hatırlıyorum. Anılarımın yeri Lurijinadır. Ve eğer insan çok somut bir yurt duygusundan söz edecekse. İnsanın yurdu çocukluk anılarının geçtiği yerdir aslında. Çünkü dünyada bir sürü yurtlar edinebiliriz sonradan. İşte Almanya'ya gittim, başka yerlerde yaşadım. Hepsi yurdum oldu ama e, çok böyle anıların mekanı olarak yurt kavramına baktığımda benim aklıma Lurijin'e geliyor. Orada işte 5 yaşından 15 yaşına kadar olan dönemi yaşadım. Orada okula gittim mesela filan. Dolayısıyla orijinal hayatımda çok ayrı bir yeri vardır. Üstelik bir de o en zor yıllardan e, söz ediyoruz 60'lı yıllardan. Kapalı bir geto hayatı yaşıyorsunuz. Mesela denizi görmeden yaşıyorsunuz ve siz bir adada yaşadığınızı bilmiyorsunuz. Adada yaşadığınızı ancak 1969'da idrak ediyorsunuz. İlk defa getodan çıktığınız zaman 10 yaşındasınız, kapısınız ama deniz görmemişsiniz o tarihe kadar. Buna rağmen Luringan'ın içindeki heyecanlar da çok güzeldi. Yani insanların e, e, sosyolojisi sosyolojisi çok güzel. Yani pırıl pırıl Rumca konuşan bir köy e, bütün o sefal göçmenliğin sefaletine rağmen bir dayanışma duygusu var. Yaşam sevinci var. Espri dolu bir yer. E, kahkahalarla güleceğiniz hikayeler. Bu hikayeler insanlar kendileri uyduruyor. Hayatlarını şenlendiriyorlar. hayat sevinci her şeye rağmen baskın oluyor. Benim için Lurijina biraz böyle işte sonra o kahvelerde yürüyorsunuz müzikler Yunanca, İngilizce, Türkçe bütün o şarkılarla biliyorsunuz. Küçücük ama çok da kozmopolit bir yer. Kültürler arasılığın bir arada olduğu bir yer. O yüzden orada yaşamak hem bir anlamda göçmenliğin sefaletini yaşamak gibi ağır bir yükü taşımaktı. Ama diğer yandan da adeta bir İtalyan sinemasındaki ironiyi çağrıştıracak kadar neşe, espri ve ironi dolu bir yerdi hocam. Yaşam kaygısı ve göçmenliğin sefaletiyle gidilen Lurijina köyü, Niyazi için önemli bir hayat deneyimi olur. Belki de tüm zorluklara rağmen yaşama umutla tutunmayı, sürekli mücadele etmeyi ve üretmeyi ona öğreten yer, ilkokul ve ortaokul yıllarını geçirdiği bu köydür. Müzik, tiyatro ve şiire çok hevesli bir çocuk olan Niyazi, hayata dair beslediği derin merak yüzünden etrafını gözlemlemekten hiç vazgeçmez. O dönemde iyice bir lurlaşan milliyetçi politikalar, vatandaş Türkçe konuş kampanyaları ve Luricina halkı nazarında Kıbrıs'ın geçirdiği siyasi değişim bu meraklı çocuk gözlerden süzülerek belleğindeki yerini alır. Orijinalde pek çok anım var ama anılarımdan bir tanesi örneğin e, köye gelen komutanın e, Rumca e, konuşmayı yasakladığı, e, vatandaş Türkçe konuş kampanyaları başlattığı zamandı. Cıvıl cıvıl o köy kahvelerinde insanlar Rumca konuşarak tavla oynarken, e, Rumca şarkılar dinlerken, kelime başına bir şirin ceza gibi bir ilan asıldığı zaman e, köy kahvelerine birdenbire ee, çöküşen sessizliği hatırlıyorum. Bir telaş içinde insanlar konuşmaya çekiniyorlardı ve o çok, o çok kalabalık yer, çok gürültülü yer. Hem de üstelik e, vatandaş Türkçe konuş kampanyalı bir kampanya sonucunda adeta sessizliğe bürünüyordu zaman zaman. Bu çok dikkatimi çekmişti. Niyazi Kıbrıs'ın kaderini değiştirecek olan 1974 yazına. Ortaokulu yeni bitirmiş bir çocuk olarak şahit olur. Bu dönem, ailesinin 10 yıldır yaşadığı Luricina köyünden Argaki köyüne taşındığı dönemdir. Lise 1. sınıfı Lefkoşa Türk Lisesi'nde okur ve daha sonra ailesinin yanına giderek Kurtuluş Lisesi'nden mezun olur. Kurtuluş Lisesi yıllarında felsefe derslerine duyduğu ilgi üniversite eğitimi konusunda da belirleyici olacaktır. 1977 yılında Niyazi artık üniversite eğitimi almak için Almanya'ya doğru yola çıkan genç bir insandır. Almanya gerçekten ve orada okumak benim için e, önemli bir dönüm noktası oldu diye düşünüyorum. Özellikle e, okumak, e, yüksek tersili yapmak üzere gittiğim Bremen Üniversitesi. 1968'de Öğrenci Hareketleri'nin öncüleri tarafından kurulmuş, daha çok alternatif eğitim üzerine kurulmuş, eleştirel düşünceye dayanan bir eğitim kurumuydu. Yeni bir kurumdu, 1972 yılında kurulmuştu. Dolayısıyla öyle bir kurum içinde okumak insanın bütün hayat anlayışını, bilim anlayışını, dünya bakışını kısaca etkileyen bir şey oluyor. Almanya'da eğitime başladığım yıllarda hem hocalarımın özellikle kendi ülkeleriyle ilgili, Almanya ile ilgili öz eleştirel eğilimleri, eleştiri kavramının önemi, hatta geçmişin hatalarını itiraf etme gibi biliyorsunuz Almanya'nın böyle bir geçmişi vardı ve bir, bir tür katarsiz yaşıyordu. Bir tür aklanma süreci yaşıyordu ve entelektüel olmak öncelikle Almanya'nın tarihini sorgulamak anlamına geliyordu. Be. Yani başkalarına dair eleştirel şeyler söylemeden önce kendi tarihinizle ilgileniyordunuz. Böyle, böyle bir yerdi Almanya. Orada okumaya başlamanın böyle bir avantajı oldu. benim için bambaşka bir dünyaydı ve yepyeni bir alandı açıkçası. Yine orada okurken özellikle e, hocalarımın e, Kıbrısla ilgili e, e, çalışmaları teşvik etmeleri yani özel yabancı öğrencileri kendi ülkeleriyle ilgilenmeye teşvik ediyordu hocalar çünkü onların kafalarında ee, ki üçüncü dünya anlayışı, üçüncü dünyanın emperyalizme karşı uyanık olup bağımsızlığa ulaşmasıydı. Yani içeriden bir eleştiriydi onlarınki. Evet burada bu batı kurumu, Almanya'da bir kurum ama burada okursan, okurken siz bu batı kurumlarına karşı uyanık olmak zorundasınız. Böyle bir de post e, postkolonyal kaygılar da olan bir yerdi. O bakımdan... E, hocalarımın e, niye Yunanca öğrenmiyor musunuz sorusunu e, ilk önce çok yadırgamıştım. Böyle bir şey nereden akıllarına geldi? Buna ne gerek var gibi falan bir yerden tepki vermiştim. Ama zamanla ne kadar çok haklı olduklarını gördüm ve Yunanca öğrenmek gibi bir ayrıca eğilim içine girdim. Bremen Üniversitesi'nin akademik bilgiyi akademiye içine hapsetmeyen entelektüel üslubu kadar Almanların kendi tarihlerine dair geliştirdikleri öz eleştirel tavır kısa zamanda Niyazi'yi de etkisi altına alır ve onu benim ülkemde neler oluyor sorusunun peşine düşürür. Yine bu yıllarda Kıbrıs sorunu yüzünden İstanbul'u terk etmek zorunda kalan Zoe ile yaşadıkları aşk, Niyazi'nin hem kendisini hem de öteki kavramı içine hapsedilen acıları daha derinden sorgulamaya başlamasının da miladıdır. Almanya gibi kozmopolit bir yere gittiği zaman dünyanın çeşitli yerlerinden bir sürü insanlarla ve bir sürü e, insani gerçekliklerle karşılaştığınız zaman ilk öğrendiğiniz şey, eğer bunu açıksanız, sizin durumunuzun bir Kıbrıslı olarak sizin durumunuzun hiçbir istisna olmadığıdır. Evvela kendinizi dünya insanlığın tarihinin için yerleştirmeye alışıyorsunuz. Onu yaptığınız anda zaten hem dünyalı oluyorsunuz bir yandan dünyalı olmaya başlıyorsunuz hem de kendinizi algılamanız dünya içinde bir parça olarak oluyor. Dünyanın merkezi olarak da olmuyor. Ya da sizin yaşadığınız şey tek ve istisna bir şey olmuyor. Dolayısıyla bütün varlığınızı, toplum olarak varlığınızı dünya tarihi içine entegre etmiş oluyorsunuz. Ve artık kendinizi dünya üstünde okumaya başlıyorsunuz. İşte sömürgeci ülkelerden, sömürgelerden gelen öğrencilerle tanışıyorsunuz. Afrikalılarla, Asyalılarla tanışıyorsunuz. Onlarla birlikte oluyorsunuz. Onların anlattıkları hikayeler sizin hikayeniz çok örtüşüyor, çok benziyor. Hiçbir şekilde size özgü bir şeyin olmadığını görüyorsunuz. Ve sizin sadece kocaman insanlık tarihi için bir parçacık olduğunuzu görüyorsunuz. Bu aslında en esaslı dönüşümdür benim için orada yaşadığım açıkçası hem kendinizi daha iyi anlıyorsunuz hem dünyalı oluyorsunuz. Ve dünyalı olmadan kendinizi daha, zaten daha iyi anlayamazsınız. Bütün bunla, bu, bunların içinde böyle bir şey var. Daha özel bir hayata inersek tabii ki e, İstanbul'u e, Zoe ile tanışmam. Bu çok önemli bir şeydir benim hayatımda. Zoe'nin bir Kıbrıslı, e, pardon Zoe'nin İstanbullu bir Rum olması ve onun ailesinin yaşadıkları ve ailenin işte İstanbul'dan sürülmesi, bir kısmının Atina yerleşmesi, babanın İstanbul'da kalması, bizim kendi yaşadığımız göç hadisesi bunları karşılaştırarak baktığın zaman yine ortak bir tarihin e, e, çocukları olduğunuzu görüyorsunuz. Yanı başınızda sizin acınıza benzeyen acıların olduğunu görüyorsunuz. Bu arada e, fail olan sizsiniz ya da sizi temsil eden oluştur. Bütün bunları sorgulamaya başlamak büyük bir dönüm noktası oluşturuyor tabii ki hayatımda. Almanya'da öğrenciyken bir Kıbrıs Barış Komitesi kurmuştuk üç arkadaş. Ee, ben Hüseyin ve Kristal'la e, bu dostluklar bugüne kadar devam ediyor. Yani e, ta erken yaşlarda Kıbrıs'ta barış derdine düşmüş bir insandım aslında ve o komite üzerinden bir takım etkinlikler düzenliyorduk. Nitekim ben ilk kitabımı da yani Kıbrıs'ta barışa adadım. İlk kitabımı da 1983 yılında Bremen'de yazdım. Sonra Türkçe olarak burada yayınlandı. Almanya yıllarında başlayan entelektüel sorgulama... Kısa zamanda meyvesini verir ve Niyazi Kızıl Yürek, 1983 yılında Kıbrıs sorununda İç ve Dış Etkenler kitabını yazar. İç ve Dış Etkenler kitabı, genç bir yazardan beklenmeyen bir olgunluk taşır ve o güne dek Kıbrıs meselesine dair söylenen sözlerin dışına çıkar, herkesi şaşırtır. Bir kere şöyle tepkiler vardı. E, ee, Kıbrıs Türk Solu biliyorsunuz çok yoğun biçimde. E, ee, ta doğuşundan beri adanın bölünmesine karşı çıkmış. Ee, toplumların beraber yaşamasına inanmış. Ee, bu, burada eylem koymuş bir soldu ama e, solun ürettiği e, çok fazla bir yazılı malzeme yoktu. solda e, sol daha çok eylemdi. Bu kitap çıktığı zaman sol çevreler tarafından e, bir e, ya kucaklandığını hatırlıyorum belli solçaları tarafından bunu altını açmadan çizmekte yarar var. E, çünkü ilk defa e, böyle bir e, tarih okuması vardı. E, içinde elbette sol renkleri fazla olan e, ama yani işte internasyonalizmi barındıran, ötekini milliyetçi olarak reddetmeyen, ötekini kendi içinden tanımlamaya çalışan. E, e, böyle yazılan bir çalışma e, sol tarafından benimsendi. Ne var ki solun bir kanadı tarafından da biraz tedirginlikle karşılanmıştı. Çünkü o güne kadar yaygın bir takım kanıları da, sol adına bir takım kanıları da e, aslında e, sorgulayan bir kitaptı. Hiç, hiç unutmam örneğin kitabın e, bir yerinde bugün artık sıradan bir bilgi olan ama o dönem için çok önemli bir şey de onu söylemek. Örneğin Akel'in işte Enosis savunduğunu, Video nemerçiz ben politikasını benim istediğim yazmam. Bazı sol çevreleri rahatsız etmişti örneğin. Yani böyle bir şey niye yazılıyor? Bunun zamanı mı hatta böyleyse? Böyle bu da doğru mu zaten belli değil ama doğru olsa da bunu niye yazıyor? Gibi tepkiler almadığım da aldığım da olmuştur. Onları da bir gerekiyor. Dolayısıyla evet yani genel olarak sol tarafından benimsenmiş bir kitaptı ve. O kitaptan sonra zaten ben de o kitap aracılığıyla insanları tanımaya başladım. Çünkü ben buradan 17 yaşında gittim ve kitabı yazdığım zaman ne kadar geçen süre içinde de çok sıcak bir temasım olmamıştı Kuzey Kıbrıs'ta. İnsanları insanları tanımıyordum, Kıbrıs Yurt çok iyi tanımıyordum. O kitap sayesinde dostlarım çoğalmaya başladı, insanlarla konuşmaya başladım. Ve o benim için bir de Kıbrıs Yurt giriş aslında oldu bir bakıma. Niyazi Kızıl Yürek 1985 yılında doktoraya başlamasının hemen ardından İngiliz arşivlerinde çalışma yapmak üzere Londra'ya gider. İç ve Dış Etkenler kitabının ardından Londra günleri Niyazi'nin Kıbrıslı Türk toplumu ile temasa geçtiği ikinci dönemdir. Kuzey Londra'da yaşayan Kıbrıslı Türklerle kurduğu yakın ilişki sonucunda Toplum Postası gazetesinde çalışmaya başlar ve yine bu dönemde Kıbrıs'tan bir konferans daveti alır. 1985 yılında doktoratizme başladığım zaman, özellikle sömürgecilik döneminde Kıbrıs'ı çalışırken İngiltere'ye, Londra'ya gitmeye karar verdim ve Londra'daki arşivde çalışmaya karar verdim. O Londra'ya gidişim bir bakıma benim Kıbrıs Türk toplumuyla yeniden buluşmamı da sağladı. Çünkü Londra'ya gider gitmez ilk tanıştığım çevre tabii ki Kuzey Londra'ya işlenmiş olan Kıbrıs Türkler oldu. Hemen... Oradaki insanlarla beraber oldum ve e, toplum postası gayesinde de yazılar yazmaya başladım. E, oradaki Kıbrıs Türkçolu ile kurulan bu ilişkiyi toplum postasında yazılar yazmak ve diğer taraftan doktora e, çalışmalarımı sürdürmek e, de olduğum bir dönemde e, böyle bir ortamda e, Güney Kıbrıs'a girip bir konferans verme davetini aldım. E, bu daveti aslında kabul edip etmeyeceğimi e, epey tartışmıştım arkadaşlarımla Güneye 1988 yılında gitmek. Çok da alışılmış bir şey değildi. Üstelik de kamusal alana açık bir şey. Yani kapalı bir toplantı değil. Gideceksiniz ve e, bir konferans yapacaksınız. Halka açık bir konferans yapacaksınız. Orada işte çok önemli konuşmacılar vardı. E, Dönemin belediye başkanı Lelos Dimitriadis vardı. Yanına gizli vardı, dizi başkan yardımcısı. PO başkanı sevgili dostum rahmetteki e, e, Dinglis, Pavlos Dinglis vardı ve ben konuşmacıydık. Ben ilk defa Kıbrıs Rum toplumuna orada hitap ettim ve ilk defa da Oliki Kıbrıs dediğim, yani bütün Kıbrıs hayalimi orada dillendirdim. O konferans benim hayatımda da çok önemli bir dönüm noktası oldu. Bir sürü tesadüfler sonucu mu desem bilemiyorum. Ama şöyle şeyler olduğunu söyleyeyim. Bir kere o konferansın birinci önemi, bir Kıbrıs Türk'ün ilk defa Kıbrıs Rum toplumu önünde ve onların dilinde Yunanca olarak bir panelden topluma seslenmesi. Çok canlı bir tartışmalı olması. Bu 88 yılın Nisan ayı önemli bir tarih çünkü burada iktidar yeni değişmişti. 10 yıllık Spiros Kipriyanu dönemi sona ermişti. Yorgo Vassiliou yeni iktidar olmuştu, yeni cumhurbaşkanı olmuştu. Ve Rum toplumu böyle adeta derin bir uykudan uyanmış gibi bir canlılık arz ediyordu. Ve her şeyi tartışmaya yatkın bir dönemdi o. Ve hatırlıyorum, Makusa kapısındaki panel çok canlı geçmişti, çok sorgulayıcı geçmişti, çok tartışmalı geçmişti. İçinde eleştiri ve öz eleştiri dozu olan bir tartışma olmuştu. ve Basında da çok geniş bir şekilde yer bulmuştu. Şimdi o konferansın hayatımdaki önemi iki türlüdür. Bir tanesi, o konferansta Banikos Risanto ile tanışmam ve Banikos'un bana Duvarımız belgeselini yani daha doğrusu o adı Duvarımız değildi o zaman ortak bir belgesel yapalım mı sorusunu sorması ben vaktimin burada geçen kısmını Banikos'ta tartışarak ee, o filmi yavaş yavaş o belgeseli kurgulamaya başlamamız oldu. Mausa kapısında yapılan konferans, Kızıl Yürek için sadece Kıbrıslı Rum toplumunu anlamaya yönelik bir giriş olmakla kalmaz, aynı zamanda Rum siyasilerle tanışma ve diyalog kurma vesilesi haline gelir. Konferansın hemen ardından toplum postası için Güney dosyası adı altında bir çalışma yapmaya başlar ve Rum siyasi parti liderleriyle röportajlar yapar. Toplum Postası gazetesi için Güney Dosyası adı altında bir dosya açtım ve burada bulunduğum günlerde herkese röportajlar yaparak onları yayınladım. Herkese derken bütün parti başkanlarıyla yani Glavkos Kredis'ten Matsis'e, Listeredis'ten Vasilyu'ya kadar herkes için alan bir röportaj dizisi bir Güney Dosyası adı altında yayınlandı. Şimdi burada ilginç olan şu, diğer hayatımda çok etkisi olan olaydır bu. Bu röportajlar dizisi içinde Sayın Yorgo Vasili ile de dönemin Cumhurbaşkanı da görüşüyorum ve el sıkışıyoruz, konuşuyoruz ve ben toplum postasında küçük bir yazı yazıyorum ve bir fotoğraf yayınlıyorum. Vasili olan fotoğrafımız ve işte yeni Cumhurbaşkanı'nın açık, diyaloğa açık bir insan olduğunu dair birkaç bir şey yazıyorum. Ondan sonra büyük bir şaşkınlık içinde birkaç gün sonra Kuzey'de güdümlü basının Alçaklığın Fotoğrafı diye bir başlıkla o benim yayınladığım, benim çektiğim, benim haber yaptığım fotoğrafı alıp hiçbir şekilde gönderme yapmadan sanki o fotoğrafı onlar keşfetmiş gibi yani benimle Vasilyo'nun el sıkıştığı fotoğrafı basıyorlar, üzerine de Alçaklığın Fotoğrafı diye bir yazı döşeniyorlar ve bunu üç gazete birden yapıyor ve aynı metin dağıtılmış her tarafa. Bu aslında işte Alçaklığın Fotoğrafı bir vatan hainliği, Açıklaması oluyor aldatılmış genç Türk muhabbeti işte o psikolojik bir sürü psikolojik savaş uzmanı oluyor ya bu tür insanlar işte buradaki gencimiz aldatıldı düşmana kaçtı falan gibi e, lakırdılar da e, bir yazı döşen Milliyetçi çevrelerin kendisini alçak ilan etmesi üzerine Niyazi Ulusal Birlik Partisi Güneş ve Birlik gazetelerine dava açar. Bu davalar sadece genç bir entelektüelin faşist çevrelerin hedefi haline getirilmesine karşı değildir. Aynı zamanda kendi resmi söylemi dışındaki seslere hayat alanı bırakmak istemeyen baskıcı, totaliter bir rejime karşı koca bir başkaldırıdır. Bu başkaldırıya karşı gazete sorumlularının hazırladığı savunma en az alçaklık gerekçesi kadar trajikomiktir. Kızıl Yürek, Rum lideri Vasilio ile fotoğraf çektirirken gülümsemiştir ve bu yüzden vatan hainidir. Davacının çirkin ve alçakça davranışlarda bulunduğu doğrudur. Davacının düşmanla ve yavurla dost olduğu doğrudur. Davacının Kıbrıs Türk halkının yukarıda zikredilen şekilde ve ahar surette hançerlediği ve Kıbrıs Türk'ün mücadelesine karşı olduğu doğrudur. Davacının Kıbrıs Türk halkına düşmanca davrandığı ve ihanet ettiği doğrudur. Şimdi böyle devam eden giden bir metin. Ben bu metni bu metni okuduğum zaman kuzeyde kurulan rejimin çökeceğine adım gibi emin olmuştum. Böyle bir mentalite, böyle bir banal faşizm üzerine kurulan bir düzen uzun vadeli olamazdı. Milliyetçiler tarafından alçak ilan edilmesi, Niyazi'nin Kıbrıs'a dair politik angajmanlarını daha da perçinler. Bremen yıllarında başlayan ''Benim ülkemde neler oluyor?'' sorusu güçlenir ve çalışmalarına yansır. 1990 yılında bu çalışmalar Yunanca yayınladığı ''İ. E. Oligi Gipros" Total Kıbrıs'' adlı kitapta hayat bulur. Güneye gelişim, yani o daveti kabul edip burada o konferansa e, e, gelmem, çok belki sıradan bir olay gibi görülse de, aslında öyledir de o sıradan şeyi benim hayatımda çok önemli bir dönüşüme ve bir dizi olaylara yol açtı. Ondan sonra bir yanda hainliğim var, diğer yanda daha fazla an artan angajmanım. İşte Duvarımız Belgeseli'ni çekmeye karar veriyorum. Buraya bu ilk gel son gelişim olmuyor. Tekrar güneye gelmeye başlıyorum. Konferanslarım artıyor ve sonunda oradan bu konferanslar dizisinden, bir kitap doğuyor Yunanca olarak 1990 yılında Ioliki Gipros yani Total Kıbrıs adlı çalışmam yayınlanıyor. Bu arada belgesel çekimi için çalışmalar başlıyor ve aynı zamanda da iki toplumlu bir hareket olarak kurguladığımız Federal Kıbrıs için hareket adlı bir ortak aydınlar platformu da oluşturma hareketinin içine giriyor. Nikos'ta duvarımızı çalışmaya başladığımız zaman e, o zaten vaktinin büyük bir kısmı Almanya'da geçirdiği için senaryo düzeyinde yapılan çalışmaları biraz Almanya'da yapıyoruz. Biraz Londra'ya geliyor. Ben biraz Güney'e geliyorum ve böyle böyle bir yöntemle çalışıyoruz ve filmi e, senaryosunu hazırlamadan önce ikimiz arasında inanılmaz bir yoğun tartışma siyanslar yaşanıyor. Bu bir yani şey, birbirimizin birbirimizi anlamak Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, kim neler yaşamış, nasıl yaşamış. O göçmen, ben göçmen, ben güney göçmeni, o kuzey göçmeni. Alt üst olmuş hayatların içinde e, bunun kaynaklarına inmeye çalışıyoruz ve son sonunda aynı anlayış birliğine varıyoruz. Evet burada milliyetçilik denilen bir şey vardır. Bu e, insanları e, belli bir algılama biçine, biçimi için sokuyor. Bunun temel karakteristiği işte kendinizi her zaman haklı olarak anlamanızdır ve kendinizi her zaman mağdur olarak kurgulamanızdır. Bu bir kurgudur, bu bir yapay tarihtir ve bunu milliyetçi iki türlü kullanır. Bir kendi içlerindeki, toplum içindeki iktidarı yeniden üretirler bunun üstünden. Bir de dışa karşı bir sürekli haklılık profili çizerler. Buradan yola çıkarak bu sohbetler sonucunda e ee, Biz bu e, bunu bozacağımız, bunu yapı bozumucu bir şekilde yeniden kurgulayacağımız bir ayna fikri üstünden bir film yapmaya karıştırıyoruz. Yani duvarımız bir ayna olacak ve baktığınız zaman sadece kendi ağacınızı değil öteki saydığınız kimseyi de göreceksiniz. Ee, bu, bildiyetçi söylemi bozmanın en iyi yollarından birinin bu olacağını düşünüyoruz. Ve tamamen bu zihniyet üstünden kalkarak sonra e, işte insanları buluyoruz ve çekimler başlıyor ve bu uzun bir soru alıyor. Duvarımız aslında tartışılmaya 1988 yılında başladı ama duvarımızın bitmesi ve gösterilmesi 1993 yılına kadar rastlıyor. Burada çok ilginç bir şey yaşadıklar arasında. Şimdi herkes Güney Kıbrıs'ta yakınlaşma, yeniden yakınlaşma deyip duruyordu özellikle Vasily döneminden sonra ama gerçek anlamda sorgulayıcı kendi tarihiyle yüzleşmek. Hatta yapılan hataları itiraf etmek henüz rastlanılan şeyler değildi. Bizim böyle ayna fikri gibi bir fikir üstünden bir belgesel çekmeye kalkışmamız Güney Kıbrıs'ta en ufak bir destek görmedi. Senaryo ve fikri kimi açmışsak hiçbir yardım alamadık. Dolayısıyla bu işin yani her ne kadar Vasilyu dönemi ise de her ne kadar bir gevşeme varsa da aslında Kıbrıs'ın toplumunun ee, Tabularının çok sağlam olduğunu, o tabulara kimsenin kolay kolay dokunma niyetinin olmadığını, yani hep beraber yaşayalım dendiği zaman bir içi boş bir slogan gibi kullanıldığını, ama beraber yaşamayı kurgulayacak, dinamik, özelleştirel bir süreçten kimsenin geçme niyeti olmadığını asıl orada yaşadım. Uzun, yorucu, zahmetli bir işti. Çünkü iki taraf arasında temas yoktu, telefon hattı bile yoktu. Çekim yapmak çok zahmetli işti. Ee, ama sonunda bunu yaptık. Benim için ama önemli olan duvarımızı çekerken adada çok sık ve uzun süre kaldığım için Kıbrıs'ın toplumuyla bambaşka bir diyalog kurma imkanı da ele geçirdim. Buradaki insanların kayıplarının hikayelerini dinledim. Ee, Kıbrıs Rumların 1974'te yaşadığı trajediyi daha yakından tanıma imkanı buldum. Ee, tecavüze uğramış kadınlarla röportaj yaptım. Oğlunu kaybeden babalarla röportaj yaptım. Dolayısıyla o beni o toplumun acısına çok yakınlaştırdı ve duyarlı kıldı aslında. Çok katmanlı bir gerçeklikle karşı karşıya olduğumuzu gördük. Yani bu toplum hem mağdurdur ama hem faildir. Hem çok acı çekmiş ama hem de acı çektirmiştir. Bir güven duygusu kurulduktan sonra size bunu anlatabilecek pek çok insan buluyorsunuz. Hatta bu köy kahvelerinde bile bir sürü ilginç hikayeler dinliyorsunuz. sizin orada olmanızdan sevinen ve bir katarsis olarak bunu hemen söylemeye başlayan insanlar olduğu kadar sizin burada olup bu tür şeyleri söyletmenizden rahatsız olup sizden karşı kampanya açanlar da oluyor. Dolayısıyla bütün bu çelişkili paradoksal ortam içinde yorulmaya başladım. Bu duvar mı sayesinde oluyor. O dönemde ben neden Kıbrıs'ta yaşamayayım sorularını da sormaya başladım. Çok yeni olarak Kıbrıs Üniversitesi kurulmuştu. Ee, bunun üzerine, evet, Ütopya'm Oligik İpros'ta, bütün Kıbrıs'ta, bütün Kıbrıs benim yurdumsa, bütün Kıbrıs'ın yurdum olmasını istiyorsam ve böyle bir mücadele veriyorsam ve milliyetçiliğe karşı da açıkça bir tavır alıyorsam, benim yapacağım en iyi tercih herhalde Kıbrıs Üniversitesi'ne girip genç bir akademisyen olarak orada çalışmaya başlamak olacaktır diye karar verdim, başvurdum ve üniversiteye başladım. 1995 yılında Kıbrıs Üniversitesi'nde lecture olarak e, göreve başladım. E, üniversiteye e, alandığım alındığım e, tarihten kısa bir süre sonra e, ilginç bir kampanya ile karşılaştım. Kıbrıs Rum toplumunun belli kesimleri üniversiteden bir an önce atılmam için çok yoğun bir e, etkinlik e, koydular işte basında e, çıkan e, haberler, sonra e, giderek daha geniş bir e, kitlesel tepkiye dönüşen, e, benim bu üniversitede işim olmadığına bir an önce gitmem gerektiğini söyleyen e, bir sürü insan türedi birden. E, gerekçe olarak da e, Yunanca dilinde yayınladığım kitaplarımın, özellikle İoliki, Gibros ve Ulus Ötesi Kıbrıs e, kitaplarımın e, anti-Helen propaganda içerdiğini e, söylediler. Bu benim için çok ilginç bir nokta. Çünkü ben bu filmi daha önce görmüştüm. Daha önce de Türk tarafından anti-Türk propaganda yapmakla suçlanmıştım. Bu yüzden de vatan haini yan edilmiştim belli çevreler tarafından. Şimdi burada çok benzer bir tabloyla karşı karşıya kalmıştım. İnanılmaz bir yoğun kampanyaydı bu ve orada çok dikkatimi çekti. Milliyetçilerin Türk olsun Rum olsun kullandıkları dilin ne çok benzediğini, argümanlarının ne çok benzediğini, aslında ne çok birbirlerine benzediklerini e, görüyorsun böyle bir kampanyada. E, epey uzunca da süren bir kampanya oldu bu. E, ben sınıfa girip ders anlatıyorum, ama akşamleyin televizyon haberlerinde e, böyle e, saldırılarla karşılaşıyorum. Gündelik basında bunlara karşılaşıyorum ve e, birkaç hafta geçtikten sonra öğrencilerimle e, bu meseleyi görüşmek istedim. Çünkü e, çocuklar hiçbir şekilde bir şey sormuyorlardı. Bütün Kıbrıs bu işi konuşurken ben sınıfa giriyorum, ders yapıyorum ve hiçbir şey olmamış gibi Öğrencilerle e, dersimizi yapmaya devam ediyoruz. Bir gün öğrencilere karşı çok sorumlu oldum. Dolayısıyla onların bu bütün bu olup bitenlerden tedirgin olup olmadıklarını bilmem gerektiğini söyledim. E, onları ne hissettiklerini e, sordum. E, çünkü daha tanışmıyoruz. Ben yeni başlamışım. Hayatlarında ilk defa bir kapısı Türk görmüşler. Kendi hocaları. E, sınıfta bu konu açtıktan sonra çok ilginç bir sempati seriyle karşılaştım. Öğrencilerim e, tam tersine bana çok sahip çıktılar ve e, ilginçtir. E, öğrencilerimden bir tanesi de e, orada yaşanılanı e, bir e, karikatür yaparak anlattı ve bana bir karikatür sundu. E, İsa'nın çarmıha gerildiği e, e, olgusunu e, Kızıl Yürek çarmıha gerildiği şeklinde yapmış. E, başıma da Oligi Gibros yani o çok nefret edilen kitabın e, adı yazılmış. Bu beni çok duygulandırmıştı ve anladım ki dışarıda olup bu e, bitenlere karşın içeride öğrencilere çok iyi bir e, diyalog vardı ve Üniversite içinde de aslında çok büyük bir kampanya yaptı Kampanyanın aslında büyüğü dışarıda gidiyordu. Her ne kadar içeride de bu işten hoşlanmayan hocalar varsa da açıkça bir kampanya yaptım. İşte böyle bir saldırıya uğradım bu dönemlerde. Aynı zamanda bir takım tehditler de almaya başladım. Örneğin işte telefonlarım çalıyor ve kendinizi ölmüş biriniz beyefendi gibi. Ya da kokar Türk buradan biri alınca defol git ee, bütün bunları e, polise bildirdim bu tür e, ihbarlar ama bunlar arasında bir tanesi vardı ki gerçekten beni çok korkutmuştu. Ee, yaşadığım dairenin de işte sabah erken erken uyandım işe gideceğim tam da e, e, yola çıkacağım ki kapımı açtığım zaman kapının üzerinde bir e, taput resmi yapılmış tapudun üzerine bir Türk bayrağı konmuş. Onu görünce gerçekten tekrar polise haber verdim, tehdit aldığıma dair ve bir müddet için yaşadığım daireyi terk etmek zorunda kaldım. Başka dostlara sığınarak hayatımı sürdürmek zorunda kaldım. Bu kampanya zamanlarında bana destek veren kurumlar da oldu. Bunun altını çizmekte yarar vardır. Örneğin mesela Akyalı Parti olarak bu kampanyaları kınamıştı e, ee, Glavkos kızı Katie kridis açıkça tavır alıp üniversite kalmam sağladı. Başka sivil toplum örgütleri devreye girdi. Dolayısıyla aslında toplum tamamen bölünmüştü. Gitmemi isteyenler ve kalmamı isteyenler arasında yoğun bir tartışma geçmişti. İlginç olan e, iki tane program hatırlıyorum Çukremlo'dan. Bir tanesi e, Yanına ile dönemin dizi başkanıyla falan yapılan bir programdı. E, programın sonunda e, nasıl bir Kıbrıs daha ürettiğimizi sordukları zaman... E, ben Yannagis Matsis'in EOKA kahramanı olup ölen, kardeşi şair Matsis'ten bir şiir okuyarak programı bitirdim ve Matsis Eoka kahramanı Matsis o şiirinde aynen şöyle söylüyordu. Bu topra bu toprak kimin bu toprağın kime ait olduğu önemli değildir. Yeter ki bu toprağı alın teriyle e sulayanlar kullansın. Ermeni mi, Türk mü, Rum mu hiç fark etmez. Bu bana içinde internasyonalizmde olan ilginç bir şiir gelmişti ve böyle bir şiir okuyarak programı bitirdiğimiz zaman e, yanına geçmek siz e, e, hüngür, hüngür ağlayarak programı kapatmıştı. Çok duygulanmıştı. Bir Kıbrıs'ı Türk geliyor ve Evoka Kahraman'ın kardeşinin bir şiiriyle e, şiirini okuyor. Onu çok duygulandırmıştı. E, Top yükün bir saldırıyla karşı karşıya değildim. Böyle bir saldırı, saldırıyı kınayan insanlar da vardı. Örneğin Eğitim Bakanı, dönemin Eğitim Bakanı gitmemi istiyordu üniversiteden. Ama dönemin Cumhurbaşkanı, yani Eğitim Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Lafkoz de ee, nereye gidiyorsunuz, siz işinizi yapmaya devam edeceksiniz, e, bunlar salaktır gibi laflar düştü mesela. Yani. Dolayısıyla o toplumun bölünmüşlüğünü de gördüm. O yüzden zaten bu da benim için bir hayat derisi oldu. Çünkü hiçbir şekilde üçüncü şahıs tekil bir Rum kavramı yok. Yani Rum böyledir gibi bir kavram çok yanlış bir şeydir. Türkler için de geçerlidir bu. Toplumlar daha karmaşıktır ve çoğulcu yapılardır. İçinde farklı farklı düşünen gruplar vardır. En azından ben bunu yaşayarak gördüm kendi hayatımda. Güneyde yaşadığım bütün dönemde barikatı geçip ailemi ziyaret etme şansım hiç olmadı. Böyle bir izin bana hiçbir zaman verilmedi. Kıbrıs'ın kuzeyine beş dakika daha yürüyerek geçebileceğim halde asla bir izin alamıyorum ve kuzeye gidemiyorum. Ancak işte yılda bir kez e, ta e, işte Lefkoşa'nın güneyinden kalkıyorsun ve Atina'ya, İstanbul'a uçuyorsun. Oradan Ercan'a gidip Lefkoşa'nın kuzeyine geçiyorsun. Böyle bir absürt durumu yıllarca yaşamak zorunda kaldım. O yıllarda Pile köyüne de ancak izinle gidiliyor. Ben buradayken e, işte annemler bir biçimde beni görmek istiyorlar ve <laughs> bir hikaye uydurup Pile'ye gidiyorlar. İşte kardeşimin evlen kardeşimi evlendirmek üzere görücülük yapmak için Pile'ye gidecek deyip izin alıyorlar. Ve annem Pile'ye geliyor ve Pile'den de kaçarak Larnaka'ya geçiyoruz. Ee, ve Larnaka'da buluşuyoruz. Ve dönüş, tabii dönüşün annem kendisini askeri mahkemede buluyor. Sınır ihlali ettiği için. Bu haberi geldiği zaman bana böyle bir durum var. Londra üzerinden haberi gönderiyorum. Benimle Larnaka'da buluştuğunu inkar etmesini öneriyorum anneme. Çünkü bunu ispatlayacak durumda değiller. İspatlamaları için kendi ajanlarının ortaya çıkması lazım. Bizi takip eden ajanların bunu yapmayacaklarını o yüzden sen ben görmedim oğlumu ben peride oturdum diyeceksin dedim tamam mı? Ama birkaç soru bulamadan sonra annem dayanamadı ve direkt e, polis çavuşuna ya sana mı soracağım ben oğlumu göreceksem istediğim yerde görürüm dedi. Tamam mı? Öyle olunca da suçlu durmadı işte itiraf etmiş oldu yani. Annem hastalandıktan sonra e, gene uzunca bir süre e, bu İstanbul... Atina İstanbul üstünden kuzeye gittim ve kuzeyde kaldım. Ve e, üniversite açılınca tekrar güneye döndüm ve annem ben döner dönmez rahmetlendi. Dönemin başbakan yardımcısı Sayın Mustafa Akıncı'dan yardım istemiştim. O bana üç günlük izin alıp ilk defa cenaze için bu sınır kapısını geçebileceğimi söylemişti sağ olsun. Ama sınır kapısına geldiğim zaman üç günlük izin değil sadece altı saatlik izin olduğunu öğrendim. Bu izin değiştirilmiş ve altı saatlik bir izinle kuzeyde kalıp annemi görüp derhal geri dönmem istedim. Böyle bir olay karşısında tabii ki ister istemez çok öfkeleniyorsunuz ve birdenbire kendimi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bulduğumu hatırlarım. Direk oraya gidip Sayın Denktaş'la görüşme talep ettim. Belli bir istişareden sonra Sayın Denktaş'ın beni göremeyeceği, ama istişare örgün Olgun Bey'in göreceğini öğreniyorum ve gidip derdimi örgün Bey'e anlatıyorum. Ergün gün olgun da elinden geleni yapacağını söyleyerek e, inşallah başarırım da diyerek bir çaba sarf ediyor ve sonunda e, böyle bir girişimden sonra e, bana e, kuzeyde bir akşam kalmam için izin veriliyor ve bunun da aslında çok önemli olduğunu çünkü ilk defa yani sonuçta böyle bir karar değiştirilmiş oldu benim için dendi. Ben tabii böyle bir şey için kimseye teşekkür etmeyeceğimi söyledim. E, çok tuhaf bir şekilde eee evet, ertesi gün sabahleyin daha saat 6'da tabii bu arada şunu söylemem gerekiyor geçer geçmez kırmızı bir Renault'la sivil polisler arkamda dolaşıyor. Cumhurbaşkanlığı sarayına giderken peşimden geliyorlar. Sonra ben arabadan edip onlara ben saraya gidiyorum merak etmeyin diyorum. sonra işte morgda duruyorlar. Camiye geliyorlar ve sonunda hepsi bir yana mezarlığın içine kadar girip oraya park ediyorlar. Böyle bir cenaze töreni yani bu. Ertesi gün sabahleyin yine bir kırmızı Renault evin önünde duruyor ve bana işte gece oldu bitti sabah artık gitmeniz lazım buradan izniniz bitmiştir diyorlar. Ben de bana bir akşam izin verildiğine göre 24 saat burada kalabilirim ve gün gece yarısı 12'de bitiyor ve ben gece yarısı 12'den önce buradan güneye geçmeyeceğim diyorum ve bunun bile kavgasını vere vere öyle yaşıyorsunuz. Yani bu öyle bir ilişki biçimiydi ki ne cenaze törenini insani bir durumda yaşayabiliyordunuz ne evinizdeki hüznü sonuna kadar yaşayabiliyordunuz. Ee, i̇şte her, her taraftan kontrol altındasınız. Sizi izliyorlar ve üstelik izninizle oynuyorlar. Ee, yani gene bu da 2000'li yılların başında bir hikaye, yani 2001 galiba. Aslında şunu söyleyeyim ben size. Yani 1974 rejimi ya da ayrılıkçı denktaş rejimi rejimini de biz yeteri kadar irdelemedik. O rejimin içinde çok şiddet vardır. Kıbrıs Türkleri bunu çok kolay ve erken zamanda anlamadılar. E, gerçekten o ayrılıkçı rejimin faşizan boyutları vardı. E, belki gündelik hayatta insanların hepsine aynı şekilde davranılmazdı. Ama mesela solcu kesimlere karşı çok ciddi ayrımcılık yapılıyordu. Özellikle ama benim gibi hani e, Kıbrıs Rumlarla yaşamayı seçmiş biri. Çünkü benim Rumlar'la birlikte yaşamam Rauf Denktaş'ın tezleriyle birebir... E, zıt yöndeydi. Yani hiçbir şey yapmasam bile. Şimdi geçit noktalarının e, açıldığını, açılacağını duyduğum an, içimde önemli bir öfke kabardı hatırlarım. Yani yıllarca ben işte ben ben yaparım olur deyip hiçbir şeye uymayan insanları Kıbrıs durumları özellikle ülkelerinin yaralarını görmeyi yasaklayan kapıları kapatın kimseyi buraya sokmuyorum diyen şiddetle tankları korumuşum kimse buradan buraya geçemez insanların anılarının olduğu mekanlar yasaklanmış Kıbrıs durumları oraya gidemiyor bile baktığın zaman karşı tarafı görüyorsun ama yürüyemiyorsun. Benim hiçbir şekilde kuzeye geçmeme bir defa bile izin verilmemiş, aileme verilmemiş. Ama bir bakıyorsunuz bir an geldi. Ben şimdi kapıları açıyorum. Bu, bu Buna çok öfke duydum doğrusunu isterseniz. i̇lk tepkim ya sen öyle mi yani sen istediğin gibi mi yapacaksın? Bu kadar yıl bu kadar işkence yapıyorsun insanlara kapalı tutuyorsun. Şimdi siyasi bir gerekçeyle diye açıyorsun. Ben geçmiyorum kuzeye dedim ve geçmedim. İlk günler geçmedim. Ondan sonra ben Kuzey'e geçeceksem kendi usulümle geçeceğim. Ben istediğim gibi geçeceğim. istediğim zaman ve kendime göre geçeceğim. Ve hakikaten öyle de yaptım. Bir sürü Rum arkadaşımın yanıma aldım. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nda kitaplarında iyi bir panel düzenlendi. Ve o panele konuşmacı olarak gittim. Rum arkadaşlarım geldi, Rum-Türk bir birliktelikte bir, birliktelik sağladık, ortak paneller yaptık, benim kitaplarımı konuştuk ve tam da istediğim gibi orada rejime işte ben gelirsem böyle gelirim, Rumculuğuma devam ederek gelirim, Kıbrıs Rum arkadaşlarımla gelirim e, diyen e, böyle bir sembolik mesaj vererek geçtim. Ondan sonra tabii e, daha normal bir ortama geçtim ve ilk defa uzun yıllardan sonra belki Kıbrıs Türk toplumuyla daha yakın bağlar e, kurmaya başladım. Νιαζή, τι είσαι, Ελληνοκύπριος, Τουρκοκύπριος, Κυπραίος. Ξεκινήσατε με δύσκολες ερωτήσεις, Ισπανίκο. Είμαι ο Νιαζή. Μόνο. Ξέρετε <laughs> ε... Είναι πολύ άκρημα η ερώτησή σου. Εγώ είμαι Νιαζή, είμαι Τουρκοκύπριος, όπως ξέρεις πολύ καλά. Ε... Είμαι Κύπριος, ε... είμαι λίγο Ευρωπαίος. Είμαι νομίζω διάφορα πράγματα. όμως πάνω απ' όλα είμαι εγώ. Μια Σε σχέση με τότε δηλώσει που χαρακτηρισμών, είναι... τι νιώθει. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι και οι στην Κύπρο και, και παντού έχουν μόνο μια υπόστατη, μια έτσι μόνο υπόστατη ας του. Οι άνθρωποι είναι πολύ πιο παραπάνω πράγματα από αυτό που η εθνοτική του ιδιότητα ουσιαστικά θέλει να του κάνουν να πιστεύουν ότι είναι. Ε, από άποψη εθνοτική είμαι το γεννήθηκα σε πολιτικό χώρο της Κύπρου, άρα είμαι και Κύπριος. Ε, είμαι ανοιχτό σε άλλε κουλτούρε και δέχομαι, επηρεάζομαι και στην προσωπική μου ζωή. Άρα έχω και αλλε επιλογε επιρροέ. Νιώθω Ευρωπαίο, νιώθω Κύπριο, νιώθω Τουρκοκύπριο, Κύπριο-Κύπριο. Ε, θέμα είναι εδώ κατά πόσο μια ταυτότητα είναι δημοκρατική και ανοιχτή σε άλλε κουλτούρε και ξέρει να, λοιπόν, ή... να δανειστεί αν θέλει και από άλλε κουλτούρε. Ή... Λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα στην Κύπρο ότι είμαστε. Αυτό ή... έχει λύθει. Οι ιδιότητε συγκρούονται μεταξύ του, Οι ιδιότητε ποτέ δεν συγκρούονται ούτε οι διαφορετικότητε. Συγκρούσει έρχονται μόνο μέσα από την πολιτικοποίηση των διαφορών. Και αυτό ακριβώ σημαίνει εθνικισμό. Άρα, αν κρίνουμε ότι το Κυπριακό είναι ένα θέμα εθνικιστικό, δηλαδή θα σημαίνει ότι πολιτικοποιήθηκε η διαφορά, εθνοτική διαφορά μεταξύ δύο κοινοτήτων και πρόκειται σε μια εθνικιστική σύγκρουση. Δεν είναι οι διαφορέ των ανθρώπων που οδηγούσαν σε σύγκρουση. Είναι η σύγκρουση που έχει πολιτικοποιήσει τη διαφορά. Αν λαμπλιανό ονειρίλδινδε, Νιάζη Καζιλιουρέκ, κεντίνη γιόν μπυρ καμπάνια ειτσινδε βουλούρ. Televizyon ve radyo tartışmalarına katılır ve plana karşı isteksiz davranan Kıbrıslı Rumları bu tarihi çözüm fırsatını heba etmemek için ikna etmeye çalışır. Bir grup Kıbrıslı Rum Aydın ile birlikte Barış Şimdi platformunu kurar ve Kıbrıslı Rum halkını anlam planına evet demeye davet eder. Bu dönemde dünya basınına verdiği röportajlarda Kıbrıslı Rumlar ile Türklerin birlikte yaşayabileceğini sürekli tekrarlamaktan hiç vazgeçmez.

<gülüyor> <gülüyor> Referandum sürecinin sonunda Ütopya'sı ciddi yaralar alır. Kendini her zamankinden daha çok yazmaya verir ve bu tarihi başarısızlığın nedenlerini sorgulamaya başlar. Peş peşe verdiği eserlerde cevabını bulmak istediği soru hep aynıdır. Kıbrıslılar neden ortak bir devlet kurmak konusunda başarısız olmuşlardır? Şimdi Kıbrıs tarihçiliğinin hala devam eden çok büyük bir e, 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 zaafı var. Genellikle yazarlar... E, toplumların konuştuğu dili bilmeden o toplumlarında yapmaya çalışıyorlar. Yani Kıbrıs Rum tarihçilerin Kıbrıs yorumlarına baktığınız zaman aralarında Türkçe öğrenim, Türkçe kaynaklara bakanların sayısı herhalde çok gibidir yani. Benzer biçimde Kıbrıs Türk yazarların da Rum kaynaklarını çalışarak hem de biraz sadece Rum kaynakları çalışma sayısı değil, aynı zamanda içeriden de bakabilmek o topluma. O olmuyor, çok fazla rastladığımız bir şey değil. O çalışmaları okuduğunuz zaman o boşluğu hep görüyorsunuz. Ben Yunanca öğrenmeye başladığım zaman e, tabii ki e, her şeyden önce böyle bir e, e, giriş, bir güzergah buldum. Yani öteki toplumun e, hayatına, tarihine e, beni itebilen e, bir araç oldu Yunanca. Yalnız burada daha önemli bir şey vardır. Sadece bir araç olarak değil, değil anlattığım bir şey. Yani Yunanca öğrenmek bir, bir şey. Asıl önemli olan bir toplumu kendi içeriden yaşamak onunla empati kurarak onu yaşamak. Yani burada empati fevkal önemli. Bir ötekini e, öteki olarak kurguladığınız sürece e, onu bir yere kadar anlamaya çalışırsınız. O zaman ötekine saygı gibi bir kavramın üstünden o öteki öteki farklılığını anlamaya çalışırsınız. Ama benim anlattığım öteki bu değil. Benim anlattığım bütünüyle öteki olmak. Yani ötekinin içinde erimek. Daha başka bir yerden öteki denilen şeyi kaldırıp aslında kendin olduğunu ve Dolayısıyla e, bu e, yoğunlaşma, Kıbrıs'ın Türk ve Türk toplumlarına dönük bu yoğunlaşma kafamda bir totalite oluşturdu. Bir yoğun entek ent entekre olmuş bir birlik olarak anladım Kıbrıs'ı. Dolayısıyla e, örneğin milliyetçi ağacının, e, onu yaşayanın Türkiye'de Rum olması benim için e, bir saatten sonra çok fark etmemeye başladı. Bir saatten sonra öteki denilen şeye, farklılığına saygı gibi bir, etik yerden değil, o ötekini tamamen kendim sayarak bakmaya başladım. Daha başka bir yere geçtim ve tam bir özdeşleşme oldu. Dolayısıyla ötekilik kavramını bir anlamda yok ettiğimi söyleyebilirim. Kıbrıs benim için tamamen bir organik bütüne dönüştü. Ee, içindeki insanların e, etnik kökeni ne olursa olsun, orada e, yaşanılan mağduriyetlerin hepsi bana ait şeyler olmaya başladı. Bunun üzerinden e, farklı bir bütünlük kavramı kurmaya çalıştım. E, bir anlamda da ötekini, ötekiye saygı gibi çok yüzeysel kalan o anlayışları da ortadan kaldırmaya çalıştım. Bu yoğunlaşma tabii hayatımda çok önemli sonuçlara yol açtı. Çünkü öyle bir yoğunlaşma içine girdiğiniz zaman bu sizin bir tür entelektüel yalnızlığınıza da dönüşüyor. Çünkü bu eğilimlerin henüz çok sınırlı olduğu, en iyi durumda insanların farklılığa saygı gösterdiği bir yerde siz bütün farklılıkları içine alan bir erimeden söz ediyorsunuz. O zaman tabii bu kendi içine bir e, ciddi sorun yaratıyor. Bunun birkaç düzeyi var. Örneğin siyasi düzeyde böyle bir yaklaşımın, böyle bir dilin anlaşılması kolay olmuyor. Dolayısıyla çok kolay e, vatan haini damgası yiyebiliyorsunuz. Bu bakımdan işte kuzeydeki e, 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 iktidar kesimleri, bu yapılan şey bir ihanettir deyip ileri geri konuştular, yazı yazdılar. Yani yaptığım şeyi asla açıkçası hiç anlamadan sadece yargıladılar. Ama güneydekiler de bu işten çok hoşlanmadılar. Çünkü yine orada da tek yanlı bir haklılık arayışı vardı ve bir mağdur rolü üstünden bir şey kurgulanıyordu ve ben bütün bu mağduriyet oyununu bozarak sorgulayıcı bir yerden baktığım için farklı bir bütünlük anlayışı geliştirdiğim için burada da çok benimsenmedi bu ve dolayısıyla buradan da başım hep ağrıdı, güneyde de başım hep ağrıdı. Ee, bu bir yana işin, ee, daha soyut düzeyde ise bu entelektüel arayışın bir entelektüel yalnızlıkla refakat edildiğini görüyorsunuz. O zaman onunla da baş etmek zorunda kalıyorsunuz. Kıbrıs Üniversitesi'nde 1995 yılında başlayan serüveni, 2013 yılında Beşeri Bilimler Fakültesi'ne dekan olarak seçilmesiyle devam eder. Akademik kariyerine çok sayıda kitap sığdıran ve birçok öğrenci yetiştiren Niyazi... 2019 yılında federalizmin adayıyım diyerek siyasete girmeye karar verir. Akel'in listesinden aday çıkan Niyazi Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların ortaklaşa yürüttüğü başarılı bir seçim kampanyasının ardından Avrupa Parlamentosu'na seçilir. Parti siyaseti anlamında darmanada bir siyaseti hayatına girmek hiçbir aklıma gelmedi. Gelmediği gibi zaten ben hiçbir yerde de bir seçim e, e, kütüğüne de kaydı olmadım. Yani ne kuzeyde oy kullanabiliyor idim, ne de düne kadar güneyde de kayıtlı değildim. Ee, benim e, için sembolik olan bir şey vardı. Ben bu bölünmüş ülkeden iki yarısından bir yarısını seçmeyi reddetmiş bir insanım. Benim için o iki Kibros uğruna mücadele vermek her şeyden daha önemliydi. Sadece bir toplum içinde hapsolup kalmak ve onun içinde hiç siyaset yapmak da bana hiçbir zaman uygun gelmezdi. Dolayısıyla hep toplumu, ülkeyi bütün olarak düşünerek bir şeyler yapmışımdır ve o yüzden de o ligi Kıbrıs diye, bütün Kıbrıs diye bir Ütopya'nın e, peşinde koşmuşumdur. Avrupa Parlamentosu ile ilgili seçimlerde e, teklif aldığım zaman adaylıkla ilgili benim o seçimde gördüğüm şey tam da buydu. E, Avrupa Parlamentosu'na e, aday olmak iki toplumun birlikte bir bütün içinde ee, iş yapması anlamına geliyordu. Birlikte siyaset üretmesi anlamına geliyordu. Siyasi değerler üstünden işbirliği yapması anlamına geliyordu. Ve en önemlisi etnik kökenden bağımsız olarak yani etnik milliyetçiliğin dışında bir kamusal alanda e, siyaset üretmek anlamına geliyordu. Çünkü Avrupa parlamentosuna siz ne bir Rum ne de bir Türk olarak gitmiyorsunuz aslında. Hatta bir sadece bir Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olarak da gitmiyorsunuz. Siz oraya dünya görüşünüze göre gidersiniz. Oraya seçilen insanlar e, milli kimliklerine göre o koltuklarda oturmazlar. İdeolojilerine göre otururlar. Yani solcuysanız sol grupta yer alırsınız. E, sizin gibi işte Fransızlar, Almanlar, İspanyollar aynı grupta yer alır. Muhafazalar sakınsanız Avrupa Halk Partisi'nde grubunda yer alırsınız. Yeşiller var, sosyal demokratlar var. Bir kere bu çok önemli bir şeydi. İkincisi, ee, Kıbrıs Rumları ve Türklerin birlikte siyaset üretebileceği bir alan açıyordu Avrupa Parlamentos seçimleri. Etnik siyasetin ötesinde ve dışında. Yani benim e, ee, o Ligi Kıbrıs Ütopya'ma çok uyan ee, bir tarafı vardı. Kıbrıs Rum ve Türklerle birlikte yürüttüğümüz bir kampanya. İki dilli Yunanca Türkçe konuşulan bir kampanya. Adanın bütüne yayılmış bir seçim kampanyası. Rumlar Türkler birlikte oluyorlar. Dolayısıyla bir anda Akelle işbirliğimiz, ee, bizi adanın güneyinde en uçak köşeye kadar götürürken benim adaylığım Rum Kıbrıs adayları da Hakel'den diğer adayları da adanın kuzeyine taşıyor. Onlar da benimle Kıbrıs'ın kuzeyinde dolaşıyorlar. Ee, dolayısıyla ülkenin bütününü kucakladığımız bir seçim kampanyası yaptık. Bundan milliyetçilerin tedirginlik duyacağı tabii çok aşikardı. Yani. Burada hiç sürpriz falan yok. Çünkü milliyetçilik etnik milliyetçi bir anlayışla etnik kimlik üstünden gider ve orada biter sınırları etnik milliyetçi akıl etnik grubun sınırlarına kadar gider bu orada durur yani bu zihinsel bir bölünmedir biz tam da onu açtığımız için zaten karşı karşıya gelecektik. Nitekim işte aklına gelen her şeyi söylemiş. Kimisi işte yine bir vatan haini yaptığımı söylemiş. Kimisi işte Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp etmek olarak görmüş. Kimisi Rum tarafında da kere çok eleştiri geldi. Kimisi de işte bu Türkiye'nin ajanını alıp siz parlamentoya mı sokacaksınız diye akele bir sürü eleştiri yapıldı. Yani abuk sabuk ne kadar aptallık varsa memlekette birleşmiş. Hepsi böyle bir ağızdan Gördük yani bu ülkede ciddi aptallıklar da olduğunu söylemek lazım. Yani zihinsel aptallıklar, dar görüşler, ön yargılar onların hepsi patladı. Üstümüzde patladı bir de. <laughs> Ama ben tabii yağmurdan ıslanan biri olduğum için doludan falan korkmadım. Yani şey değil, bildiğim şeyler olduğu için rahat bir kampanya yürüttüm yani. Bence bu seçimin yaptığı yani bu seçim sonucunun, seçimden başarılı çıkmamızın sonucunun önemi Şöyle bir cümlede özetlenebilir. Evet Kıbrıs'ta milliyetçilikler de yenilebilirmiş. Ve aslında kazandığımız başarının sembolik kıymeti de bence bu daha çok buradadır. Yani biz bütün o milliyetçi tarihe rağmen birlikte siyaset üretebilecek yurttaşlar topluluğu vardır. Herkes burada etnik mağarada Rum ve Türk olarak yaşayıp birbirine, birbiriyle kavga etmeye e, ee, tav değil. Bunun dışına çıkmış insanlar var. Artık çok kültürlü bir demokrasi içinde yaşamayı, bu ülkenin bütününü kucaklamayı, burayı herkesin ortak yurdu olarak anlayan, birlikte kamusal alanda yer almak isteyen, birlikte üretebilen insanların olduğu gerçeği ortaya çıktı. Ben bunu hatta kitapta şey dedim, burada üçüncü bir toplum var dedim sembolik anlamda seçim başarısı üçüncü toplumun ses vermesidir dedim. Üçüncü toplum bazıların zannettiği gibi efendim işte iki tane etnik toplum var bir de üçüncü toplum var değil. Üçüncü toplum etnik gruplar içinde yer alıp sadece o grupların içine hapsolmayı reddeden, kafasını, düşüncesini genişleten, ülkenin ortak bir yurt olduğunu kavrayan, birbirlerini tanıyan, haklarına saygı duyan ve ortak siyasi değerlerde buluşan insanlar topluluğudur. Üçüncü toplum. Bir anlamda bütün barış severlerdir. Bir anlamda bütün federalistlerdir. Bir anlamda ötekine saygı duyan herkestir. Ve bence bundan sonraki tarih akışı içinde eğer Kıbrıs bir gün bir kalıcı barışa oluşacaksa bu üçüncü toplum kesimlerinin güçlenmesine bağlı olarak geçecektir. O, Artık Avrupa Parlamentosu üyesi bir ulus kaçağıdır. Ulus kaçağı aslında milliyetçiliklere sırtını dönen, eleştiren bir yurttaş anlamına geliyor. Doğrusunu isterseniz. E, milliyetçiliğe hayır diyen, e, demokrasiye önem veren, insan haklarına önem veren, e, mesela bir ülkede, bir coğrafyada yaşanan toplumları ötekileştirmeyi, şeytanlaştırmayı reddeden, Dolayısıyla benim ülkemin insanlarının hepsiyle bir ortak duygu kurmak zorundayım. Empati oradan başlayarak, empatiyi de aşarak o iki toplumla birlikte yaşamaktan kaynaklı bir iki toplumluk hali çıktı. Öyle ki öyle bir noktaya geldim hayatın içinde ki Kıbrıs Rum toplumuyla, Kıbrıs Türk toplumuyla aynı oranda özdeşleşebiliyorum. Hayata parçalanmış mekanlar ve zamanlar arasında başladım. Daha sonra Kıbrıs'ın bütünlüğü fikrine yöneldiğimde, ki bu kendi bütünlüğümü aramam demekti, durum iyice vahimleşti. Bütünün parçalarını bir araya getirmek için iyice parçalanmam gerekti. İçimde iki ayrı kişi oluştu, iki zapt edilmez hakikat.